Hayri Hatun, hangisi önce hangisi sonra söyle de hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Değil mi Hatice? Teyzemin istediği oldu ya. Kimin önce kimin sonra olduğu ile ilgilenmiyor. Serpil Hanım burada olsaydı şimdi isterdi. Serpil Hanım rahatsızmış. İlk zamanlar oruç biraz zor geçiyor tabii. Özlemciğim, Alparslan bana çok benzer. Hangi açıdan benziymiş? Sevdi mi tam sever Tufan. Ölümüne yani. Ha buranın şıp sevdisi kim? Bu senin dedin laf mı şimdi yani? Misafirlikteyiz Tufan. İsim vermek istemiyorum. Bana mı diyorsun? Belki de İlyas'tan bahsediyorum Hızır. Burası onun da evi. Hemen de üstüne alınıyorsun. Kardeşim, iyi güzel böyle hepiniz toplanıp geldiniz de... bu paçalıları niye çağırmadınız iftara? Onların günahı neydi? Belli ki onların büyük bir günahı var. Ben davet ettim Behzat'ı. İnşallah başka zaman dedi. Behzat'ı sormuyorum İlyas. Ömür'ü soruyorum. Kendisine sorarsın abla. İlyas, bak be. Arkadaş, ben bu muhabbetin hiçbir şey anlamadım. Sanki biz Zeki'nin arabasını patlatmışız. Akif'i 40 parçaya bölmüşüz. Gelmişiz burada üzerine keyifli güllaç yiyoruz. Ya arkadaş, adamlar bizi havaya uçuruyordu ya. Bize bunu yapan adamlar bir araya gelecekler. Bir araya geldiklerinde de bize haber verilecek. Onun için buradayız. Kimmiş bize haber verecek kişi? Tanıdık birisi. Ya ne kadar güveneceğiz ona İlyas? Ya arkadaşlar, yani herkesin içinde aranızda fıs fıs konuşmak, he? Ayıp olmay mı? Yani söyleseniz de herkes öğrense, aşikar olsa, he? Vallahi Tufan ha, aşikar söylenecek bir şey olsaydı söylerdik elbet. Özlem. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Özlem. Sonra konuşalım mı? Yani şimdi hemen burada değil. Tamam, nerede istersen. Yani burada da şimdi değil. Anlamadım. Bu gece burada kalabilir miyim? Tabii ki de. Annenle mi ilgili kötü bir şey oldu? Evet. Abi kahve hazırlayayım mı? Yok Mine. Başka bir yere sözümüz var, orada içeceğiz. Nereye? Fark eder mi? Eder de, madem söz vermişsin, gidecek. Hepiniz mi gidiyorsunuz? He öyle, hepimiz gidiyoruz.
Amcamın yüzünden anladığım kadarıyla nihayet beklediğimiz haber geldi. Ne haber bekliyoruz Hızır Ali? Baskın amiri. Kime baskın Fahri baba? Senin için fark eder mi Tekin? Yani duymak istediğim bir iki isim var ama Fahri baba. Ya o iki isimden biri işte Tekin abi. Ne yapacaksın? Neyini soruyorsun? Biz o zaman yavaş yavaş hazırlanalım kanka. Aynen. Babamlar gelecek. İşte o tarafını bilemeyiz. Hızır Ali, ben de sizinle geleyim. Vallahi Adnan, onu amcama sor. Ha. Enişte yine bütün gece ağzını tutamayıp pot kırıp durdu. Belki onu burada bırakır, sen gelirsin. Onları değerlendir. İyiymiş. Bilas abi. Ben de geleyim mi? O ne demek Adnan? Ben işte burada ya abi, o yüzden dedim. İyi fikir aslında. Ana, enişte burada kalıyor, Adnan geliyor bizle. O niyeymiş İlyas? Hatice ablayla diyorum, geleceği konuşursunuz diye. Reis, bir söz verdiysen sözünü tut. Hadi kalk da biz de elimizden kaçırmayalım. Ağzımızdan kaçmasın da Bora. Ya tamam işte, neyse. Bu kadar adamın eline kim düştüyse vay haline. Vay ben onun haline. Düşmanımıza niye acıyorsun abla? Hadi hadi, hadi sen git hadi. Özlem bu gece burada kalacak. Annesi? Annesi yüzünden burada kalacak. Tamam abi, aklın kalmasın. Sağ ol. Enişte, hele anlat ne olayı. Vallahi hangisinden başlayayım teyze? Zeki'yi mi anlatayım, Akif'i mi anlatayım? Bugün ölümden döndük, onu mu anlatayım, hangisini anlatayım? Hayırdır, sana ne oluyor? Bir sus da. Beni buraya susayım diye bırakmadı o İlyas. Belli ki anlatayım diye bıraktı. Hatice, dinlemek istemeysen burada dağ gibi bulaşıklar var. Git onları yıka. Yahu size ne? Ne olduysa oldu. Bir düşün şunların yakasından. Enişte, Hatice doğru söylüyor. Bu gittikleri yer, senin saydığın isimlerle mi ilgili, sen onu söyle. Şimdi Emine abla, dün galeriye Esra geldi. Sonra... Hadi yürü yürü. Yürü, bulaşık yıkayacağız. Yürü. Kalk. Yürü. Yürü.